Merhabalar arkadaşlar. Bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü ismimiz Radyo Nainggolan. Eminim ki bu videoyu izleyen çoğu insanın da az çok kendisi hakkında zaten fikir sahibi vardır. Galatasaray'la ismi geçiyor. Şimdi Inter'de Conte dönemi başladıktan sonra kadroda düşünülmediği söyleniyor. Galatasaray'ın da bir kiralık hamlesinde bulunacağı yazıyor basında. Biz de şimdi ilk önce profiline bakacağız. Galatasaray scout raporlarını alacağız. Evet arkadaşlar, Galatasaray scout raporlarını alacağız. FM Editör puanlamasına baktıktan sonra kısa bir kariyerine göz atacağız, geçmiş kariyerine. Ondan sonra da Naygulan'ı 2018-2019, yani geçmiş kadroya, şampiyon kadronun içine koyacağız ve oyunu bir sene simüle edeceğiz. FM Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre bakalım. Radyo Naingolan Galatasaray kadrosu içinde verimli ya da verimsiz mi olmuş, nasıl bir katkıda bulmuş, onu inceleyeceğiz. Evet, oyuncu 30 yaşında, aslında 31 diyelim, 1988 doğumlu, 30 kez milli maç, A milli takım formasını giyip 6 gol atmış. 65 milyon euro bir piyasa değeri var Inter'de ve 2022 tane kadar 8,32 milyon euro kazanıyor, ama bunun yaklaşık %55, %60'ı vergi arkadaşlar İtalya'da, onu söylemeden edemeyeceğim. Tam bir iki yönlü orta saha arkadaşlar. Oyuncu, yani oyunun iki yönünde oynayan, hücuma destek veren, savunmaya destek veren muazzam bir oyuncu. Aslında ofansif orta sahada bile, gizli forvet ve ofansif oyun kurucu mevkinde bile oynayabiliyor. Rajon Aykalan ki Roma'da bu mevkide çok verimli oldu aslında. Ama Inter kariyeri çok iyi geçmedi Aykalan'ın. Hatırladığım bu sene dikkat çeken Juventus attığı bir gol vardı arkadaşlar. Gelişini attığı bir gol vardı. Onun dışında çok hani istenilen performansı sergilemiyor. Çok büyük miktar para yatırıldı. Ama beklenilen verim alınamadı Nainggolan'dan. O sebeple de zaten şu an Conte'nin takımında düşünmediği isimlerin başında geliyor Raydon Nainggolan. Evet, 1,76 boyunda, 77 kilo ağırlığında, kullandığı ayak sağ, kişilik çalışkan, medya gözünde orta saha. Boşan alanlara koşu yapar, kaleyi uzaktan yoklar, sert şutlar çeker, sıkı markaj yapar ve topa kayarak hamle yapar, oyun tarzı. Fiziksel özellikleri: çeviklik 15, dayanıklılık 16, denge 18, güç 16, hız 14, hızlanma 15, vücut zindeliği 17 ve zıplama 9. Yani burada denecek çok fazla bir şey yok. Üst düzey fiziksel özellikler zaten. Yani şuna eleştirirsek Allah çarpar arkadaşlar. Zihinsel özellikler: agresiflik 18, cesaret 20, çalışkanlık 18, karar alma 14, kararlılık 19, konsantrasyon 13, liderlik 15, ön sezi 14, özel yetenek 13, pozisyon alma 13, soğukkanlılık 13, takım oyunu 14, topsuz alan 14 ve vizyon 14. Muazzam. Yani mevkisi itibariyle zaten belki de dünyanın en iyi 2-20 futbolcusundan biridir. Yani Naygolan zihinsel özellikleri de bunu gözler önüne seriyor arkadaşlar. Teknik özelliklerine gelelim. Teknik 14, pas 14, ilk kontrol 15, dribbling 14, top kapma 17, muazzam. Uzaktan şut 16, orta yapması biraz düşük 10, penaltısı zayıf 10, serbest vuruş kullanma 8, köşe vuruşu 5, kafa vuruşu bile 11, bence gayet iyi. Yani iki yönlü bir orta sahada hani bazen ciğersiz bir oyuncu ararsınız, ama Naygulan o tarz bir oyuncu değil. Hem ciğersiz hem mental olarak çok güçlü ve aynı zamanda da tekniğinin de çok yeterli olduğunu görüyoruz. Yani teknik 14, pas 14, iyi kontrol 15, çok iyi rakamlar. Top kapma 17, muhteşem bir rakam. Uzaktan şut 16, fevkalade. Yani şu profile denecek zaten çok fazla bir laf yok. Evet ya, oyuncu şu an günümüz 31 yaşında, artık biraz düşüş zamanı geldi. Fiziksel anlamda bazı düşüşler yaşayacaktır, ama yani Naygolan Türkiye Ligi'nde fazla bir oyuncu. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, bakalım Galatasaray scoutları ne demiş. Mevcut yetenek 4,5 yıldız, potansiyel yetenek 4,5 yıldız. Çoğu Süper Lig takımında yıldız oyuncu statüsünde oynar. Kaliteli bir transfer olur tabii ki yani. Evet, eksi olarak eksi belirtmişler. Sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler yapabiliyor. Yabancı olması, yabancı sayısından ötürü dil öğrenmesi gerekiyor. Zıplama özelliği ve bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil denmiş. Artılar: hedeflerini başarmaya kararlı, çok cesur. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Önemli maçları çok seviyor. Cesareti ve çalışkanlığı onu iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Milli takım tecrübesi oldukça fazla ve istikrarlı bir oyuncu sayılır. Artıları eksilerinden çok 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 daha iyi gerçekten. Bakalım FM Editör puanlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle, mevcut yetenek 165, potansiyel yetenek 170. Yani dünya çapında bir oyuncunun potansiyel yetenek rakamı zaten bu. Mevcut yeteneği de 165. Artık FM Editör bize şunu ifade ediyor: radyodan gelişimini tamamladı. Zaten yaşı itibariyle biraz önce belirtmiştim, fiziksel olarak düşüş başlayacak. O zaman da mevcut yetenek biraz aşağı doğru gelecektir. Ama şu mevcut ve potansiyel yetenek rakamı gerçekten üst düzey bir
oyuncuya ait. Muhteşem. Evet, geçmişine bakalım. Geçmişinde Piacenza'dan çıkan bir oyuncu arkadaşı İtalya'da. Hatta Germinal bir soktan çıkmış Belçika'dan. Piacenza'ya geliyor. Oradan Cagliari'ye gidiyor. Cagliari'de ilk sezonda 7 maçta gol atamıyor ama Cagliari 2,4 milyon euroya bonservisini alıyor ki ben Futbol Manager serilerini oynarken 2011 işte 2012 senelerinde Cagliari'den Raido Nainggolan'ı hep kadroma almışımdır arkadaşlar ama bizim Türk takımlarımız göremediler ne yazık ki. 2011-2012'de 37 maçta bir gol atıyor Cagliari'de. 2012-2013'te 34 maçta 2 golü var. 2013-2014'te 17 maçta 2 gol atıyor ve Roma'nın dikkatini çekip Roma 3 milyon euro kiralama bedeliyle kiralıyor. İlk yarım sezonda Roma'da 17 maçta 2 golü var. 2014-2015 sezonu başında 15 milyon euroya Roma bonservisini alıyor ve kariyeri başlıyor. Esas kariyerin top noktasına çıkmaya başlıyor. Roma'da ilk sezonun 35 maç 5 gol, ikinci sezon 35 maç 6 gol, üçüncü sezon 37 maç 11 gol, dördüncü sezon 31 maç 4 gol atıyor arkadaşlar. Bu sezon ve Inter'e 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu geçtiğimiz yaz. Inter'de ise bu sezon ne yazık ki çok yani maç oynadı. 28 maçı var. 2 golü de 1 asisti var. Çok iyi bir performansı yoktu. Yani golleri asistleri dışarı bırakalım. Oyun içindeki yeterlilik anlamından da hislerini veremedi Raizo Nainggolan. Ama ne olursa olsun arkadaşlar üst düzey bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu diyebiliriz Raizo Nainggolan için. Evet, Nainggolan'ın profil analizini yaptık. Galatasaray'ın scout raporlarını aldık. Editör rakamlarına baktık. Mevcut potansiyel yetenek ve kısa bir kariyer geçmişi gezintisi yaptık. Şimdi 2018-2019 sezonunda bakalım Nainggolan Galatasaray'da olsaydı nasıl bir performans sergilerdi arkadaşlar. İşte Nainggolan'lı Galatasaray'ın performans videosu. Evet, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Sezon bitti Nainggolan'lı Galatasaray'ın. Şöyle bakalım kısaca. Evet, Nainggolan 45 maçta 10 gol, 11 asist, 3 kez maçın adamı olmuş. 3, 12 sarı kart, vay vay, bayağı sarı kart görmüş. 2 kırmızı kart görmüş arkadaşlar. İsabetli pası %77, isabetli şutu %36, maç başı dribling 0,99 ve top kapmasında da %67 başarı sağlamış. 7,19 oyuncu puanına ulaşmış. Ciddi rakamlar bunlar. Gol ve asist, nereden bakarsanız 45 maçta 21 gol asist yapmış bir orta sahancısı olarak. İki maçta bir skora etki etmiş neredeyse. Çok etkili rakamlar hakikaten. Yani kısacası Galatasaray'da Nainggolan kalitesini göstermiş. O bildiğimiz Nainggolan'a dönmüş. Zaten Türkiye Ligi için çok fazla bir oyuncu olduğunu söylüyorum. Hatta yani bu performans Fener'e de gelse, Beşiktaş'a da gelse hiç fark etmeyeceğiz. Nainggolan üst düzey bir performans gösterecektir arkadaşlar. Peki Galatasaray ne yapmış o sezonun arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Evet, şampiyon olmuş Galatasaray. Bakalım şöyle bir 34 maçta 68 gol puan almış Galatasaray. Beşiktaş 63 puan, Başakşehir 53 puan, Fenerbahçe 51 puan. Bayağı ilginç bir lig olmuş. Bursa, Alanya, Ankara Gücü küme düşmüş. Bursa'yı tutturmuş. Akhisar direkten dönmüş. Şampiyonu da tutturmuş. İlginç. Evet. Yani Nainggolan'ın katkısının olduğunu düşünüyorum. 5 puanlık bir fark çok fazla bir puan farkı değil arkadaşlar. Şöyle hemen geçmişinde ligde ne yaptığına bakalım. 30 maç ligde oynamış. 7 gol, 8 asist, 3 maçın adamı 7-19 ortalama. Peki Galatasaray, Nainggolan'lı Galatasaray Avrupa'da ne yapmış arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Şampiyonlar Ligi B grubuna düşmüşler. Evet. 2 beraberlik ve 2 puanla grup sonuncusu olmuş. Nainggolan burada yaraya merhem olmamış. Napoli lider çıkmış. 16 puan. Atletico Madrid ikinci, CSKA üçüncü, Galatasaray sonuncu olmuş. Galatasaray'ın aldığı puanlara bakalım. Türk Telekom Arena'da CSKA Moskova'ya 0-0 berabere kalmış. İkinci puan da kimden almış ona bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Atletico Madrid'de de Türk Telekom Arena'da 1-1 berabere kalmış ki Feghouli ile öne geçmişler ama 80'de Saul golü atmış ve 1-1 bitmiş. 10 kişi oynamış 65 dakika Galatasaray yaklaşık. Evet, Nainggolan Galatasaray'a gelirse ne olurdu ya şöyle kısa bir göz attık arkadaşlar. İyi oluyormuş Futbol Manager 2019 oyun motoruna göre. Zaten kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Gelince muhakkak fayda gösterecektir. Transferin olabilitesi var. Yani şöyle diyeyim size Melo örneği var önümüzde. Biliyorsunuz Florentino'da üst düzey bir performans ve çok büyük bir bonservis bedeliyle Juventus'a gitti ama Juventus'ta olmadı, tutmadı o aşı. Türkiye geldiğinde neler yaptığını biliyoruz zaten. Nainggolan da Menno tarzı bir oyuncu arkadaşlar. İşte agresifliği, cesaretliği, çalışkanlığıyla tribünlerle de bağ kurabilecek bir oyuncu. Taraftarın sevgisi olabilecek bir oyuncu. Garip, değişik bir karakter. Çok kırmızı kart görüyorum onu şimdiden söyleyeyim. Türkiye ortamında. Garip bir, değişik bir karakter. İnşallah izleme imkanımız olur. Türk futbolu adına arkadaşlar. Kaliteli bir oyuncu. İzleriz. Evet, bir transfer dedikodusu videosunda sonuna geldik.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Football Manager 2019'da kalın.